Herkese merhaba, ben Ren Bey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir Battlefield 2048 videosuyla beraberiz. Singapur'dayız, manifest haritasındayız. Yine tatlı güzel haritalardan bir tanesi. Hoşuma giden haritalardan bir tanesi. Oyunun ortasında katılıyor olabiliriz. Arkadan savaş sesi geliyor ama bize hala standby diyor. Bakalım. Defanssız. Umarım bunun bir de atak tarafında oynarız. Her videoda diyorum ben defans tarafını çok sevmiyorum. Atakçıyım atakçıyım diye. Umuyorum ki aynı şeyi gene gerçekleştiririz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gölge kedim biraz gene bir şeyler anlatacak. Onun şu an biraz şey saati. Oyun saati. Daha demin videoya girmeden önce oyun oynadım. Ama hala istiyor doyumsuz hayvan. Hayvan. Gölge 2016'dan beri benimle beraber. 2016'da bir tane anne kedi bu yavrucaklarını doğurmuş. Bu ne? Ah lan. Bu katıp üstüne C4 atacaktım da size muhabbeti anlatırken yakalayamadım. Doğurmuş. Daha sonra bir 10-12 tane mi 8 tane mi ne yavru kedi olmuş. Bu yavru kedilerden bir tanesi de Gölge. Daha sonra doğurduğu yerden başka bir yere taşımış. Sadece Gölge'yi götürmemiş. Üzücü. Gölge'de sonra işte oradaki yaşayan insanlar beklemiş hani bu kediyi de götürecek mi götürmeyecek mi diye. Bir gün olmuş, iki gün olmuş. Dönen yok. Daha sonra kimse gelmeyince doğal olarak birisinin sahiplenmesi gerekiyordu. O sahiplenen kişi de biz olduk. Gölgeyle tanışma hikayemiz bu şekilde, evet. Oluşum. Tamamen böyle oldu. Evlatlıksın sen. Sen evlatlıksın oluşum. Şu an bana öyle bir bakıyor ki siz görmüyorsunuz ama. Basma tuşlara bak. Buradaki insanlar nerede ya? Güzel harita dedik de yani. Bir tek yaptığımız için. Şu uçak benim çok acayip sinirimi bozuyor ya. Bir patlatacağım herhalde. Oo, hadi bakalım. Oyunda nasıl oluyor ki o muhabbet? Uçakta patlatmadık demeyiz. Askere gittiğimde anlatacağım anı. Chat'ime anlatacağım anıyı burada gerçekleştirdim. Uçaktan uçağa atlayıp bombayla patlattım falan diyeceğim. Kankam arkamda da 3 kişi varmış be. Böyle gölgedeki anımız bu. Helikopter anımız bu. Şurada tekrar bir doğalım. Biraz uzakta da doğurtacak ama. Yani almaya çalıştığım bölge tekrardan hızlı bir şekilde gidecek. Çok üzücü. Gene bir helikopter. Gene bir helikopter. Daha da üzücü. Gitgide üzücü bir hale alıyor. Oğlum bu ne yapıyor? Bıçaklıyor insanları milletin içinde. Karşı takımda... Aa bizde de varmış. Karşı takımda da var, bizde de var. Bayağı bir bot oranı var diyecektim. Buranın atağı gene çok eğlenceli. Umarım atağını da oynayabiliriz. Defansı biraz yorucu. Çünkü bu haritayı da gene değiştirdiler. Normalde... şu buralar hep bomboştu falan. Bayağı sıkıcı oluyordu fightları ama gene eğlenceli. Ben zevk alıyorum her zamanki gibi. New plan.
buradan onları vurmaya çalışacağız. Şunu alabilirim çünkü bak bunu aldığımda 40 metreye kadar haritada gözükmezsin diyor. Ama -5 -5 diğerlerinden de yiyoruz. Burada sadece Akuar'dan yiyorum. O yüzden bunu yapacağım. Bak bu da güzelmiş aslında da gerek yok şimdilik. Abo gelmişler bile. Ayağa gelmişler lan. Biz silahın kozmetiğine bakıyoruz. Orada adamlar gelmiş. Kiren Bey ne yapıyorsun? Bir şey merak ettim. Şu termali ben bu aralar kullanmıyorum. Bunun 3.5'unu artı bunun bir de şununu takıp bir de ekstradan şunun yerine. Wow. Bak 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 bak. Ay bunlar ne neler diyorsun sen. Artı 8 akar veriyor ama şu hip fire veriyormuş. Bu sadece detectable veriyormuş. Eksi onu eksiltiyormuş. Bu da aynı şekilde. Bu kat ve kat daha iyi diyor. Bakalım abi neymiş o öyle. Mermilerden bir eksik olan bu var. Ama artı 15 handling diyor. Okey ben şu an tamamım. Bir daha bir alalım şimdi bu abimizi. Burada doğup. 3x. Neymiş peki tam olarak? Ha lazer. İşte. Lazer mazer bunlarla geleceksin ya. Burada bir kişi var diyor oyun bize. Oy 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 oy. Ama ya çok çok direkt gözüküyor öldürülüyoruz ya. YouTube. C2 gidiyor. C1'de iki tane de tank var. Ne yapacağız? Şu... Çok pardon. Sizler de görün. Teşekkür ediyorum. Gölgeye bir de benim kedi alerjim var biliyor musunuz mu? Üstüne bir de kedi alerjim... var yani. Her şeye rağmen. Yine beni sevebilir misin? Kankam çok deme içiyorum. Tankı bulup patlatmamız lazım. Yahu. Erken mi bastım? Erken bastım değil mi? Şu bunu da yaparsam BF'deki her şeyi yapabiliyor olmuş olacağım. Ama bir yapamadım şunu ya. Bir de artık buna geçip... Allah. Sniper kaldı. Oğlum nereden vuruyorsunuz siz bu kadar... Bu kadar güçlü. Bu maç bir tık oynayamıyorum ama... Defans diye çaktırmayın. Şunun, bunun suna alıp... burada doğup... Burayı savunalım ya. Diğer bölgeye falan hiç koşmaya gerek yok bence şu an. Şöyle yapalım. Şimdiden buraya gelecekleri için. Buradan kimle çatışıyorsun kankam? Yardımcı olayım ben de sana. Abi göremiyorum ki. O yukarılara çıkmışlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Haritada da kimse gözükmüyor. Ha? Oho, oho. Gölge bugün bol bol senden bahsettik ve 99 level'a ulaşmışız bu arada. Yani galiba kötü oldu bir tık silah. O normalde o kadar mesafeyi öldürürdü. Şimdi hiç vuramadı bile. Yanlış bir eklentim ya. Hipfire'a karşı recoil kontrol veriyormuş sadece. Çok mu uzağa zoomladım acaba? Ondan mı oldu? Savunma yapacağız. Ren Bey sen saldırmaya çalışıp duruyorsun insanlara. Yani. Ama insanlar da kendini göstermiyor ki. Bak öldüğüm cesede bile eleman el bombası atıyor.
Ben bununla nasıl savaşabilirim? Nasıl mesela bölge gidebiliyor? Bizden herkes orada. Kankam alana gelsenize ya. 7 kişi diyor oğlum, bu ne? Ah lan. Bomba attılar ya. Fark edildi. Bak burada bir araba boşta. Burada bir araba boşta. Neyse, buranın son bölgesi genelde tatlı oluyor. Orayı bir deneyelim. Gene Rembey pes ediş. Daha defansta doğru düzgün win alabildiğime şahit olmadım. Onu da söyleyeyim yani. Bu bilgiyle de artık dediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu burada dursun. Karşı rakibimize götürmeyelim. Şuranın üstüne çıkabilirsem onlar gelmeden 10 numara olur abi. Oranın üstüne doğma yeri de bırakırsak sürekli oradan vururum. 400 asker burada çatışacağız. Elimizden geldiği kadar. Zor bir yer gene savunması. Ama bence kolay da eğer düzgün yaparsak. Yetiştim mi? Elemanlar gelmeden siren sesleri bizim için çalıyor. Chat. YouTube chat'im. Şuna bak. Selam guys. Ben de atayım şundan bir tane. Bir tık daha uzak görüşümüzü takalım. Abi bakın nasıl da sıkıyorlar. Şimdi sniper'la ağzıma bir tane pıt diyecek, öleceğim değil mi? Öyle miymiş ya? Furkan kanka. Furkan sağlam oynuyor. Furkan sağlam kardeşim, bizi de vuruyor. Burayı buradan çok da gitmek istemediğim için oynamaya devam edeceğim abi. Benim tabii bir önceki maçtan el bombası yerine smoke kalmış. Ben şimdi fark ediyorum onu da. Harika abi, çok iyi bir haber bu. Şunu buraya atalım. Yukarıyı boş verelim. Oraya herkes sıkacak çünkü. Uğraşmak istemedim şimdi. Ayrıca silahımız da bir tık etkili bir silah değil şu an niyeyse. Biraz uzak fight yerine yakın fight'ta böyle ormanın içinde savaşmaya çalışalım. Tamam mıyız? Yani 13 dakikadır videodayım. Sadece 9 kilim var. Bu Rembey'in ayıbıdır. Şimdi tank gördüm. Ekstradan da biraz böyle sinsi yılan taktiğimi uygulamak istiyorum tekrardan. Tamam mıyız? Onlar aşağıdan gidiyor olabilir. Yürüme sesleri geliyor. Tamam, güzel güzel güzel. Bu arada ben sürekli ikinci silah olarak shotgun falan kullanıyorum. Onun yerine şöyle bir şeyler de kullanabiliriz yani bence. Ben burada değilim. Önümü de göremiyorum ki. Burada çok kalabalıklar ya.
Bak mesela bu olay da bazen çok garip oluyor. Arkalarken bazıları bir anda arkasına bakıyor. Yani önde yoğun bir savaş varken neden arkana bakasın ki? Oğlum çok fena sal arkalamaya çalışıyorlar bu arada. Niye kimse engel olmuyor? Aa bu pistolüm de hiç kasılı değilmiş. Oğlum ne oldu lan? Ne patladı oğlum öyle? Tank mı patladı? Bundan mı engel olamıyormuşuz? Adamlar koşuyor çünkü. Aldım kankam intikamını hiç merak etme. Kankam oradan neredesin de hala yaşayabiliyorsun ya? Bunun tepesine çıksam var ya 10 numara olur da onun tepesine çıkar çıkmaz da beni anlarlar ki ya. Biz şuradan tutmaya devam edelim abi. Şöyle kör atışlar yapıyorum ki karşı takım korkup geri püskürsün. Ay sandık gitti. İyi gibi değiliz. 400 askerde 300 olmuş bile. Tank gelmiş gene. Ama patladı herhalde. O çanağı patlatıp aslında şey yapabiliriz ya içine. Ha gerçi açılmış ki. İçine pusabilirim diyecektim. Öldü mü? Güzel. Buradan da çıkabilsem. Bu silah yerine keşke AK ile falan oynasaydık ya bu maç. Aa, ne oldu? Tamam çok iyi abi. Buradan böyle sinsi sinsi yavaş yavaş şöyle buranın dibine gelenleri falan. Tamam mı? Orta mesafeyi halletmemiz lazım. Uzaktaki killeri çok kovalamayalım. Aa hiç adamlar alıyor ama. Alo. Bak gene bizimkiler sağda solda dolanıyor ya. Tam bölgeyi terk ettim. Geliyorum kardeşim dayan. Dayan dostum. Ama yani güzel kardeşim. Karşı bina gitmiş bana E'ye basıyor. Sal da doğ da başka bir yerde doğalım. Burası gidiyor şimdi. Gene bu pardon. Şunu alacağız. Buradan da AK'mizi alacağız. Daha sonra şu ikisinden birinde doğarsam 10 numara olur. Çok güzel abi. Tam şuradan bir tane salladım. Buraya şimdilik doğma yerini bıraktım. Bunu da bastım içeriye girdim. Hadi bakalım. Eğer birisi varsa gözükecek radarımızda. Binayı almışız gibi gözüküyor tekrardan. Burası sıkıntı. Şöyle ara kata girebilirsen. Ara katın balkonu da sıkıntılıymış ki. Çatıya mı çıkalım? Allah. Abi benim bu şanssızlığım ne ya bu maç boyunca? Kaldırır mı ki bir medik?
16 metre diyor. Uzak ya. Uzak, bayağı uzak. Atakta medik oynayalım bu arada. Eğer bu haritanın atağını oynarsak medik oynayalım. Ben size bir de bu haritanın haritanı diyorum. Medini de göstermiş olayım. O nasıl patlamıyor ya? Bak bu harita için AK biraz daha iyi gibi. Binaya sızıyorlar ya. Bu binaya girmemeleri lazım. Beni... gene öldü. O binaya girmemeleri lazım abi. Uf, bayağı girmişler lan. Tanesi de buradan açılıyor. Oho. O doğma yerimiz kırılmazsa buradan sürekli olarak öldürebilirim. Ama evet, kırılmış. O da öldü. Bunun ölmemesi lazım. Bu arkadaşım ölmesin. Hadi kankam. Hadi güzel kardeşim, harikasın be. Hadi buraya sakladım bu sefer. Bomba atıyorlar. Canımı toparlarsam içeriye gireceğim de. Be, arabayı ters ters sürüyor eleman ya. Arabayı ters ters sürüyor ya. Şu termal görüş keşke smoke içi de gösterse diyeceğim de, bu oyunda smoke bazen çok OP oluyor, o yüzden onu da yapmazlar ya. Ben ve hayallerim. Ay gene yaşıyor. Oğlum nasıl patlamadı o hiç? Adam vurmasın da şu enayiyi öldüreyim. Tamam, en azından bir yolcuyu öldürdük. Adamların binanın içinde çatışıyor. Ben içeriden koşup camdan falan çıkıp adamı öldürmeye çalışıyorum. Buraya ne olmuş? Önümde bir yerde eleman ama... Vallahi oyalayabildiğin kadar oyalayacaksın abi. Bu oyunun muhabbeti var. Ölmekten korkmayacaksın. Sürekli bir çatışma. Kankam doğ. Seni şu an burada kaldıramam. Aa, basıp duruyor ya. Ya nasıl kaldırayım güzel kardeşim? Görmüyor musun? Alana girin. Alana girin. Çanağın içinde mi o? Sen eceline susadın güzel kardeşim. Alana girin. Alo. İki. İçeride de 10 kişi varmış ya. Düşürürdük 10 kişi. Hadi bu haritanın atağını oynayalım. Karşıda 82 killi biri var. O taşımıştır muhtemelen sadece. Şurası çok parlak gözüküyor ya. Kaç? 29 kill. Tabii size parlak değil de benim oynadığım oyunda çok parlak. Bizde de 40 kill alan varmış. Karşının killer bayağı fazla ya. Adamların kazanması bir tık... doğal.
Ama dediğim gibi biraz da bizim takımın da şeyliği. Çok böyle bazı insanlar geride oynuyor. O da bir tık yoruyor insanın bünyesini. Aynı haritanın atağını mı oynayacağız? Jonet dedim. Öyle olunca acaba iptal mi ediyor ki? Continue continue. Matchmaking in diyor. Yine bir charm gelmiş. Animasyon gelmiş. Ha, bu oyunun da böyle öldürme animasyonları vardı değil mi? Yok, farklı harita oynayacağız muhtemelen. Oynayalım abi, en azından 40 dakikayı falan dengelemeye çalışıyorum biliyorsunuz. 30 dakikayı, 40 dakikayı. Bu sefer de Kore'deyiz. Güzel. Atak mıyız? Atağızdır diye tahmin ediyorum. Kore'deysek ve Amerika bayrağı varsa %100 atak tarafındayızdır. Kore haritasını da göstermiş olalım. En azından bir videoda iki harita görmüş olursunuz. Bir önceki haritayı beğendiniz mi? Yorumlarda belirtin bakalım. Bu harita da güzel. Bunu da seviyorum bu arada. Medik oynayacağız dedik. Bu sefer medik oynayacağız. Medik sınıfında 4 3 tane var. En güzeli bence bu. Şu abimiz tam olarak işte bir change point falan veriyor. Bu uzağa şırınga atıp hızlı, zaten 3'ü de hızlı kaldırıyor. Bu da loadout bırakıyor. Bir de bunun ekstra bir sistem diye bir şey var da o tam ne yapıyor bilmiyorum. Bombaları falan engelliyor olabilir. Onu tam bilmiyorum. Ben bunu oynayacağım. Aa, defansmışız. Gene mi defans? Okey abi, oynayalım, sorun değil. Bu silahtan ziyade gene başka bir silahı tercih edebilirim. LMG seçelim. Şunu da kasalım mı ya? Bu pistol tarafını hiç kasmıyorum. Tamam. Bir tane medik çantam var. Onu atacağım. Birileri ölürse koşup kaldıracağım. Ve bol bol da fight atacağım. Çantamı buraya bırakıyorum. İnsanlar buradan heal alabilsin. Ayrıca şırınga atıp böyle insanlara heal atabiliyoruz. Kendime de heal basabiliyorum. Direkt ki attığım heal'i yere atıp koşarsam üstünden geçmiş oluyorum. O da aklınızda bulunsun. Burada yoğun bir heal isteyen ekip var. O abimizi kaldırabilir miyiz? Bunu bir buraya attım. Burada o çok fazla insan var bu arada. Şey, rakip olarak çok fazla rakip gelmiş. Belki beni kaldırır. Şöyle yapayım. Dibindeyim kankam. Peki, güzel kardeşim. Galiba kaldırmaya çalışıyordu. Bug olmuş olabilir. Hiç bilmiyorum. İki el üst üste defans oynamak benim bünyemi yorabilir ama yine de sizin için iyidir diye düşünüyorum ha. Ah be, o arkadaşı kaldıracağız diye öldük. Böyle medik bu. Oradan oraya koşacağız koşacağız. Sürekli düşen insanları kaldıracağız abi. Olayımız bir tık bundan ibaret olacak. Yere çanta atacağız. Genelde medik sınıfı çok sevilmez. Çatışmadan çok uzakta kalır. Ama bence yine oynaması zevkli. Ben genelde dediğim gibi çok şey yapıyorum. Saldırı adamıyım. Ama bunu da oynarız. Neden olmasın? Sana bir de heal attım kankam. Bakın, buralara da atıyorum şöyle. Önden koşup daha sonrasında heal alabilsinler. Devam düştün. Geliyorum kankam. Ama gitmem be güzel kardeşim. Gitmeyin be. Bak, 21 metre diyor. Ben oradan buraya nasıl koşayım? Arkamda da varmış.
Ben hem çatışıp hem de böyle biraz gördüğüm insanları kaldırmaya yönelik devam edeceğim. Bu abimiz içeride pusmuş gibi gözüküyor. Ona şöyle medikle yardımcı olalım. Allah koşamadım ya. Ama kaldırdığım rakibi yakarak öldürdü. İçimize gelir güzel kardeşim. Aa, ne oluyor ne oluyor? Burası arkayı verirsek önde gider. Önce bir burayı tutalım. İki rakip ya, çok değil. Yani nasıl düştünüz kanka? Gitme. Bak bunlar yüzünden o taraf gitti ya. O ne öyle zıplaya zıplaya geliyorsun? Buraya bir araç maraç girişi olduysa oranın alınması zor. Bu haritayı da bak, bütün BF haritaları bomboştu. Cover alınacak hiçbir şey yoktu BF 2042 haritalarında. Bunların hepsini doldurdular. Bu güzel oldu. Normalde buradaki fightlar çok kısa sürüyordu. Şu an bu kadar uzun sürmesi beni çok mutlu etti. Al kankam. Al healini de. Savaşmaya devam et güzel kardeşim. Nasıl kaldıracağım seni? EMP yedik. Kafamıza EMP atıldı. Flash gibi ha, bayağı yoruyor. Bu arada flash da geldi diye biliyorum. Ha, göremedim. Belki pesin içinde falandır. Sonra bakarız abi. Çok fazla ölü var. Yetişir miyim ki kaldırmaya? Niye kaldıramadım? Uzaktan yapınca kaldıramıyoruz bazen. Şunu niye kimse bir şey yapmıyor ya? Onun camına bile sıksanız kırılıyor be güzel kardeşim. Flank from the night mı? Right. Ha, night anladım. Kanka medik yanında nereye gidiyorsun ya? Çok gelmişler. Aslında smoke alabiliriz Nate yerine ya. Çünkü insanları kaldırırken çok daha rahat olur. Ay, helikopter gelmiş. Helikopter, helikopter. Ah be. Hem adam vurdu hem de biraz helikopter vurdu gibi. 43-42 metre. Çok uzak abi. Tekrar. A1 birazcık alınmaya çalışılmış ama sonradan salınmış. Helikoptere bir şey yapamazlar mı ya? Adam var diyor tam önümde. Bir tane de değil oğlum. Ne o öyle orası? Kusavan, go A1. Bu arada tam kameranın altında chat oyun chat'i var. Siz görmüyorsunuz ama adamlar oradan bir kişi işte A1'e fokus diyor. Flank atıp uçlasak güzel olabilir bu arada dediği gibi. Buradan nereden doğuyorsunuz güzel kardeşim ya? Burada bir yerde bunların doğma yeri var herhalde.
A2'ye girmemiz lazım. 11 kişi mi? Zaten o 11'i görüyorum ya. Benim kafada direkt gidiyor orası. Çünkü 1'e 11 acayip bir sayı. Yani hadi tamam, A1'e flank atmaya çalışıyorsunuz da nasıl atalım güzel kardeşim? Geçti artık. Buraların fight'ı da güzel oluyor. Sürekli içeride dışarıdaki adamların içeriye girişini engellemeye çalışıyoruz. Umarım başarabiliriz abi. Umuyorum ki başarabilirim. Medic oynayarak bak 12 kill'im var. Sırf milleti de kaldırdığım için şu an takımımın birincisiyim. Yağmur diniyor. Ama helikopter durmuyor. Şimdi burada bir de içerideyken helikopter çok işlevini gerçekleştiremeyecek. Sadece içeriye girsek bizim için yeterli. Ama takım içeriye girebiliyor mu? Hayır. 400 askerimiz var yine. Yani 400 asker engellememiz lazım. En alt katına gidelim ya. En alt katında girecek zaten paso hepsi. Biz bence burayı da komple vereceğiz çok hızlı bir şekilde. Tam tutmamız gereken yer burası. Adamlar da zaten karşıdan geliyor. Tank varmış ki, nereye gidiyorsun Ren Bey? İçeriden tutmamız lazım dedim. Oynadığımız yere bak. Keşke ölmeden oraya bir de heal atsaydım. Ha, kaldırıyor mu, bir kişi var? Kaldır kankam, ben de yardımcı olacağım takıma. Çok öndeyiz ya. Acayip öndeyiz abi. Kankam ölme artık da. Allah, o ne? Çok 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 fazla insan var ya. Tekrar içeriye girelim. Tamam, tutabildiğimizi tuttuk. 18-17 adam kadar tuttuk. Şimdi burada içeriye girelim güzel kardeşlerim. Lütfen. Bak adamlar giriyor. Adamlar zekilik yapmış. Girmiş bile çoktan. Zor bir şey değil şuranın içerisini tutmak ya. Kalk kardeşim. Bakın araları veriyorsunuz. Ben sizin peşinizden koşuyorum. Be, yere yatarak prefire atayım dedim, gene olmadı. Ben şeyi unutuyorum bazen, kendi dibime de heal atmayı unutuyorum. Ne bu? Yok ya, belki de ilk ağır lose aldığım Battlefield 2042 videolarından bir tanesi olacak. Yani inanılır gibi değil. Şuna baksanıza. Çok kolay ya burayı tutmak. Acayip kolay. İçeriye bir tane tank sokuyorsun ya da kapının önüne sürekli gelenleri düşürüyorsun, sonra bitiyor gidiyordu. Yani bizim bence squad komple ya level olarak düşük ya da zeka olarak ya da oyuncu olarak. Yani nasıl tutulacağını tam olarak bilmiyorlar. Burada da mesela yine bu bölgeyi salıyorsun abi. Diğer bölge çok daha rahat tutuluyor. Ama bunu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Bakacağız. Başlık belli, acı çekerek oynadım. Manzarayı göstereyim şöyle. Güzel bir manzara. Biraz puşlasınlar, arkalayıp kill almaya bakarız. Baksanıza.
Nasıl da savaşıyorlar orada. Keşke tankları patlatmayı oynasaydım. Nasıl ineceğiz? Bak bak bak, sniper'la vuruyor ya. Buranın üstüne çıkmam lazım. Bak şöyle yapayım. Köpek gelsin, nasıl fikir? Ama çağıramıyorum ki, illa düzgün bir zemin mi lazım? Gel küçük küçük, gel gel gel. Seninle bir şeyler yapmaya çalışalım. Biliyor musun köpke? Yapma be. Adamın da köpkesi varmış. Oğlum J2'yi nasıl verdiniz? Şaka mı bu? Aa, lan. Köpek fight'ı atıyordum. J2 gitmiş. Tank patladı herhalde sanırsan. Yok, hiçbir şey olmamış. Oğlum nasıl verebiliyorsun? J2 nasıl gidebiliyor ya? Dışından bile tutabiliyorsun, şuna baksana. Üç kişi var ya. Ay. Gerçekten inanır gibi değilsiniz ya. Bak adam zeki abi, içeriye tankı koymuş. Aracı sokmuş içeriye, içeriden almış bölgeyi. Bizimkiler de C1 ile uğraşıyor. Alamazsınız. İmkansız yani böyle. Ya bu oyun o oyun değil kardeşim. Gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Üzgünüm YouTube. Burada sadece haritaları gördük. Kedi anısı anlattım. Kill kovaladım ama başaramadım. Medic bana göre değil ya. Bunu muhtemelen şey diye atarım. Yani medic bana göre değil, üzgünüm. Cephe cephe koşup insanları kaldırmanız lazım abi. Öyle bir muhabbeti var. İnsanları kaldırıyorsunuz. Sonra olay winle sonuçlanıyor. Tabii bizim takım bir tık, ben kaldırsam bile ekstra bir performans sergileyemedikleri için ne yazık ki bir şey olmadı. Bakalım aynı haritanın atağını bir sonraki videoya ekleyeceğim. Orada umutlarımız yeşerecek mi? Bir şekilde win alacak mıyız? Hep beraber göreceğiz. Sizleri seviyorum. Umarım en azından sizlere eğlenceli bir içerik, eğlenceli bir güzel bir vakit aktarabilmişimdir. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki Battlefield 2042 videosunda görüşmek üzere. Bay bay.